Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Burada gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasını bekliyorduk. Açıklama da yapıldı. Merkez faize dokunmadı ve bunun dışında daha konuşacağımız pek çok şey var. BES Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbülbül de karşımızda. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Evet, nas mı pas mı göreceğiz demiştiniz. Nasıl olmadı? Pas geldi. İlk olarak nasıl değerlendirirsiniz? Nas derken pas oldu. Bu tabii Aralık ayındaki son NAS uygulamasından sonra doları 18, euroyu 20'de görünce kafalarına tank etti bu iş böyle gitmeyecek diye. Şu anda pas geçmelerine rağmen faizler aşırı negatif bölgede. Yani elinde Türk lirası tutan böyle ağlaya ağlaya parasının erimesini seyrediyor. Şimdi faizler negatif de olduğu zaman insanlar o para birimini ellerinde tutmazlar. Ne yaparlar? Ya başka bir para birimine geçerler ya da hiçbir şey bilmiyorsa parasını harcar. Yani özellikle de bunu biriktirebilecek ölçekte yani belli bir noktaya geldiyse bunu da gayrimenkule yatırırlar ve orada balonlar oluşabilir. Dolayısıyla Türk lirası bulunduranları zarar etmeye, enflasyon karşısında parasını eritmeye mahkum ettiğiniz zaman böyle dolar başlıyorlarla onu da yaparsın, bunu da yaparsın. İşte faizi baskılayarak yaparsın, dövizi baskılayarak yaparsın. İnsanlar akıllıdır. Ama ekonomik ustaya boşuna dememişler. İnsanlar bakar ki ya param durduğu yerde eriyor. Başkası yiyeceğine ben yerim de parayı harcar. Bu da talep saçmalıklarına yol açar. Yani insanlar hiç ihtiyaçları olmayan şeyleri alırlar. Yani geniş güzel harcama yaparlar. Olabilecek durumda olursak evet. Hayır, şimdi zaten faiz birikim olanı ilgilendiriyor. Evet. Tamam mı? Şimdi geliri şeyine yetmeyen, adını sen sor, harcamasına yetmeyen hem zaten faiz kenarında hiçbir şey olmaz. Sadece borcunun faizini düşünür. Orada bir azalma yok yani kredi kartı borçlarında işte kredi borçlarına falan bir azalma yok ondan bahsetmiyoruz. Biz elinde birikimi olan, Türk lirası birikimi olan adam ne yapacak? Şimdi bu adam Türk lirasına yatırsa parasını faiz geliri enflasyon çok altında. Şu anda dövizi baskıladıkları için dövizden sağlayacak koruma da yeterli değil. Ne yapacak bu adam? Harcayacak parasını. Başka bir yolu yok. Bu sefer de talepte korkunç bir patlama, talep yönlü bir enflasyon baskısı görüyorsunuz. Bak çok açık ve net söylüyorum. Bu enflasyon işine hükümet bilerek karıştırıyor. Enflasyon hükümetlerin tahammülden uyguladıkları bir vergi politikasıdır. Vergi politikalarının en sinsisidir. Senin cebindeki parayı emmedir, hortumlamadır. Hükümetler İstemezse 1 liralık enflasyon olmaz. Enflasyonun ana sebebi para basma. Para basmayı durdursunlar. Aklı başı yerinde işler yapsınlar. Bak bakalım enflasyon oluyor mu? Ama niye para basıyorlar? Para basıyorlar çünkü topladıkları vergi harcamalara yetmiyor. Hep evet. Dediğimiz gibi yani saçma sapan harcamalar var işte. Ne bileyim gelen geçmez köprülerine harcadıklarını mı sayarsın? Faiz harcadıklarını mı sayarsın yoksa Suriyelilere harcadıklarını mı sayarsın? Yani devletin gelirleri giderlerine yetmiyor. Ödemeyeceğim, ödeyemiyorum demektense para basıp ödüyor. Bu da paranın değerini düşünüyor. Paranın değerini düşünce ne oluyor? Senin, benim, ücretlilerin aldığı paranın değeri düşüyor. Bir, devletin borçlarının değeri düşüyor. İki, ama devlet borcunu ödemiş oluyor. Yani bu aslında... Çok adaletsiz bir vergi şey. Şimdi vatandaş bu enflasyonun ve zamların iktidarın bilinçli politikaları olduğunu kavramazsa tepki dağılıyor. Efendim işte zam yapan manava. Markete de kızıyoruz, her yere kızıyoruz. İşte yükselen kurlara falan. Yani insanların öfkesi oraya yönleniyor. Halbuki insanlar öfkelerine Türk lirasının değerini korumayı beceremeyen iktidara yönlendirmek. Ve bunun tahammüden uygulanan politikalar olduğunu bilmeliler ki iktidar durmak zorunda kalsın. Yoksa para basmaya devam edecek, bu enflasyon devam edecek. Yani şu ana kadar enflasyonu durdurucu hiçbir politika uygulamaya girmedi. Hani diyorlar ya şu KDV indirimini getirdikler. Bakın onlar enflasyon durdurmaz. Onlar devletin gelirini azaltır, para basma olasılığını arttırır. Arttırdığı için enflasyon oradan azaltır. Daha fazla kırıklanmış, doğru. Yani iktidarın acilen, çok acilen anti-enflasyonist politikalara geçmesi lazım. Ama tabii bu acılı bir süreç. Bunu işte 2001 yılından evvel
Ecevit hükümeti üstlenmişti. Bu bir fedakarlıktı. Yani paraları Çinler yedi derken harcadı. İşi toplamak Ecevit ve arkadaşlarına kaldı. Bu acılı ve halka acı veren bir süreçti. Bedelini de seçimlerde ödediler. Şimdi AKP'nin de belli bir şekilde bu politikaları uygulaması lazım ama ödeyeceği bedelden korktuğu için uygulamıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor ama kazanmaya çalıştığı her an enflasyonun ağırlaşmasına ve derinleşmesine yol açar. Yani böyle palyatif tedbirlerle efendim ben işte KDV'yi indirdim, efendim ben giderim işte marketten etlerim, soğan deposu, patates deposu basarım falan, bu işler olmaz. Evet, olmadığını da görüyoruz zaten. Peki baktığımızda enflasyon bu durumda. Enflasyon için bir şey de yapılmıyor zaten. Faizin de durumu belli işte. Bugün yine pas geçildi. Nas mı pas mı derken ne olduğunu öğrendik. Kur bir taraftan baskılanıyor. Peki bunlar nereye kadar devam edecek? Yani işte faiz olduğu yerde duruyor, enflasyon dedik. Peki kuru daha ne kadar baskı verecekler? Ellerinde herhalde artık her geçen gün biraz daha baskılama yöntemleri azalıyor değil mi? Yani güçleri azalıyor. Bu gücün ne zaman sona ereceğini kesin olarak bilmek çok mümkün değil. Ama bu güç daha nihayet sürmez. Yani bu kur korumalı mevduat falan bu işlere çare değildir. Yani bu işleri çözmek o kadar kolay değildir. Neticede deprem gibi enerji birikir. Bir yerde kırılır. İşte kur bu sefer işte 13.60'lardan fırlar 18'e 20'ye. Nasıl? İşte 20'lerde ne oldu? 8.50'lere çıkmıştı. Baskıladılar. 5'lere kadar düşürdüler. Sonra 7'lere çıktı falan filan derken baskılamaya çalıştılar. Bu bir ara 6.85'i kurdu falan derken bir fırladı işte 18'leri gördü. Evet, ama o zaman kasada biraz daha fazla para vardı değil mi? Tabii o giden paralar. Tabii yani yedikleri 128 milyar dolar var. Yani 128 milyar dolar varken baskı bir yere kadar sonuç verdi. Ve faizleri %24'lere falan çıkarttılar. Ebru hatırlayın o dönem. Evet. Buna rağmen işte geldiğimiz nokta bu. Hiçbiri çare şey yapmadı. Neden? Çünkü yapmaları gereken yapısal önlemleri almadılar. Bunlara enerji, vakit, zaman ayırmadılar. Şimdi yapacak çok fazla bir şey yok. Şu saatten sonra yapmaları da mümkün değil. Çünkü öyle bir güven yok. Yani, peki Murat Bey, çözebileceğine dair kimsenin güveni yok. Yatırımcıların hiç güveni yok. Dolayısıyla bu iş baskı, yerde güçleri tükenecektir. Bunun anını bilmemiz mümkün değil. Evet, peki yatırımcılar dediler, yabancı yatırımcıların nasıl gittiğini de konuşacağız ama öncelikle ben şu para politikası kurulunun biraz da metnini sormak istiyorum size. Metni nasıl buldunuz? Cari dengedeki iyileşmenin devamı falan diyor. Gerçekten öyle iyileşmeler de var mı? Güldüm. Yani şeyde dikkat edersiniz. Ocak ayı dış ticaret verileri facia. Yani Cumhuriyet tarihinin açık rekorlarını kırıyoruz. Ama arkadaşlar cari dengede iyileşme falan filan diyorlar. Yani rakamları nasıl okuyorlar? Ondan çok emin değilim. İşin açığı cari denge iyileşmez. İhracat tarafından kötü kokular geliyor. Arkadaşlar çok zorlanıyorlar. İhracat yapmaya çalışan arkadaşlar çok zorlanıyorlar. Ama buna karşı ithalatçılar kurlar stabil oldu diye ithalatı arttırabiliyorlar. O bir dönem ithalat durmuştu. İnsanlar şaşırmıştı yani gümrükten mal çıkacak, bugün mü çekeyim, yarın mı çekeyim diye bilmiyorlardı. Ama şimdi bu sabitlik insanlara gümrükten mallarını çekme imkanı tanıdı. Bir, iki, bu arada stoklar eridi. Şimdi herkes stoklarını dolduruyor. Ham madde, yarım hamurunu evet. Dolduruyor. Onun için muhtemelen Şubat ayında da benzer bir veri göreceğiz. Yani dış ticaret açığı olağanüstü yüksek seviyede gelecek. Yani dış ticaret açığı yüksek, bütçe açığı yüksek olacak, netice itibariyle enflasyon yüksek olacak. Bunların hepsinin zincirleme olarak birbirini tetiklediğini göreceğiz. Evet. Zor bir dönem. Evet, peki yabancılardan bahsettiniz. Yabancı yatırımcılar 24 milyon dolarlık yabancılar hisse senedi satmışlar sadece bir hafta içinde. Fakat gelense sadece 1 milyon dolarlık bir alış var. Bu neyi gösteriyor peki? Artık bize güvenmiyorlar mı? Hiçbir yani yatırım yapmak istemiyorlar. Zaten güvenmiyorlardı da. Ebru, Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin çok altında. Yani aşırı spekülatif bölgede. Dolayısıyla zaten güven için bir sebep yok. Bir de gri listedeyiz. Gri listede olmak demek
zaten Türkiye'de yatırım yapan adamın sorguya girmesi kendi ülkesinde demektir. Niye o ülkede iş yapıyorsun, nasıl bir iş falan filan. Sorguya girer. Dolayısıyla yabancının ülkeye güvenmesi için bir sebep kalmadı. Ama burada asıl dikkat çekmek istediğim nokta hacim çok düşük. Yani artık yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi yok. Yani bizim hisse senetlerimiz döviz bazında böyle almayanı dövecek seviyede olduğu halde alıcı gelmiyor. Komik vaziyette, yani neredeyse çöpten ucuz vaziyette. Şirketler kendi hisselerini kendileri alıyor daha ucuza gitmesin diye. Buna rağmen yabancı yatırımcı gelmiyor. Bu da tabii Türkiye için kötü bir olay. Evet, peki. İyi bir şey var ama galiba. %25 esnafın elektriği ucuzlatılacak diye bir haber vardı. Elektrik faturası yani %25 düşecek deniyor. Bu da iyi bir haber olsa gerek değil mi? Tabii eşeğini önce kaybettirip sonra bulduruyorlar. Yani %125 zam yap, sonra %25 indirim yap, %100'e gelsin. Kardeşim hani enflasyon %30-40-50 idi. Niye %100 elektrik zammı? Sen elektrik zammına %100 zam yaparsan enflasyonu böyle %30'larda-40'larda tutabilir misin? Yani peki, iyi haber değil bu. Gelecek bir şey yok Ebru. Yani şimdi bunların hepsi algı operasyonu. Efendim %25 indirim yapıyorum. Kardeşim bu zammı niye yaptın? Yani önce bu zammın hesabını ver. Yani ne oldu da %125 esnafa zam yaptın? Tepkiyi görünce ben %25 indirim yapıyorum falan demek. Bunların hepsi kitleleri sakinleştirmek için yapılan işler. Ben çok da etkili olacağını düşünmüyorum. Peki. Ben size çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem size hem de izleyicilerimize. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.